Böyle dedim rahat rahat oturayım. Şunun tadını çıkarayım biraz. Bilmiyorum ya. Ta gelince de uyku tutmuyor. Niyeyse. İlk defa, aynen Dubai'ye ben ilk defa geliyorum. Bu saçına sormayın. Duştan çıktım mahvolmuşum. Kime gittim? Orange abla ile. Dubai Yozgat'ta. Ne post atacağım ama bugünü bir atlatayım. Ben bugün çok yorgunum. Biraz dinleneyim. Gece işte şey düşünüyorum bu terasta pırıltılı elbiseyle o da çekebilirsem. Orange abla bana çekebilirse. Bakalım bu şey çekiyorlar ya böyle güzel gece karanlıkta pırıltılı elbise giyip düşük pozlamayla çok güzel videolar, yazılar çıkıyor. Onu istiyorum ya. Ama beni çekemiyor. İnşallah. Bana sevgili demeyin Allah aşkına demeyin lütfen. Ya evet flörtüm olabilir tabii ki de olacak. Her insanın konuştuğu illaki yazıştığı birileri vardır yani abartmayın o kadar taş devrinde yaşamıyoruz ama sevgili evresine ilişki evresine bilmiyorum ya. Çok zor artık. Zorlanıyorum yani. Ama salam yine yaparım yani. O boku yine yerim yani. Yine düşerim o bataklığa. Niye gittin oraya? Gezmeye geldim. Herkes geliyordu. Ben de merak ediyordum. Gelmek istedim. Beğeniyordum da yani. Geldim gördüm. Yukarıdan bir şey yaptılar. Komşu komşu. Oo, ehliyet alalı çok oldu ben. Bayağı oldu. Donuyor. Niye? Ece hakkında bilmiyorum arkadaşlar. Ben Ece ile görüşmüyorum. Olaylarını da çok takip etmiyorum. Bilmiyorum. Yani de yapmak istemiyorum. Bana da düşmüyor. Hüseyin teşekkür ederim. Canım kankam. Canım arkadaşım. Teşekkür ederim. Kaç gün kalacaksın? 6 gece. Yani bir hafta söyleyin hemen hemen. Burcunla koç burcu. Beni öyle karıştı. Duştan çıktım taramadım arkadaşlar. O yüzden bakın. Hüseyin. Canımın hiç teşekkür ederim ama bir Dubai şerefli insan bir gelir motor atar, balina atar. Gözlük nedir ya? Para lazım Hüseyin. Şaka yapıyorum. Araba alacak mısın? Araba alacaktım. Bilmiyorum ya. Of işte oydu buydu markaydı kozmetik derken bu Dylan Palatolar'lı kozmetik sektörü biliyorsunuz baya bir çöktü. Baya baya. Yani siz dışarıdan gördüğünüz kadarıyla 2-3 sorun diye görüyorsunuz belki ama çok büyük sorunlar. Çıktım oradan çünkü kimyagerimle anlaşamadım. Onlara ulaşamıyorum. Doğru düzgün bir açıyorlar, bir açmıyorlar. Çok sıkıntı yaşadım. Hatta bunun hakkında geçen story de atmıştım ben size. Sonra işte bir miktar sermayem vardı. Bir bütçem vardı işte. Onun araba alayım dedim. Annem nerede ki sen araba alırsan dedi. Bir daha para toplayamazsın. Bunun kaskosudur, sigortasıdır, o sudur, bu sudur. Allah korusun bir kazasıdır, şeydir dedi. Bir yok yakıtıdır, şuydur, buydu falan. Sen bir daha rotla para toplayamazsın. Cebine para girmez dedim. Ben seni biliyorum dedi. İyi ne yapayım dedim. Ev dedi. Ben dedim ki benim o bütçeme göre ben istediğim evi alamam dedim. Onlar da bize sana yardımcı olur dedi. Hüseyin teşekkür ederim. Şimdi Mersin'de ev bakıyorlar. İnşallah yılbaşına girmeden halledeceğim, alacağım. Çünkü bizimkiler bana ısrarla ev alma derdindeler. Şey hani bir anne baba olarak şey düşüncesindeler. Yani Allah korusun bir şey olur. Yani güvencesi olsun kızım falan diye hep bu düşüncedeler. Yani hemen hemen bir çok miktarını da onlar şey yapacaklar, tamamlayacaklar bana üstüne. Öyle bakalım. Şu an onlara bıraktım ya. Çünkü ilk birkaç gün geldim burada kendim baktım. Yok ben anlamıyorum evden yani. Ya adama soracak bir şey bulamıyorum. Ne soracağım diye. Kaç metrekare? Şu kadar. Kat mülkiyeti var mı? Var bilmem ne. Ben anlamıyorum yani fiyatlarından şeyinden de. Öyle işte. Onları devrettim. Yani İstanbul'da almayacağım dedim. Annem nerede? Mersin'de dedi. Tamam dedim ben de. Tek çocuğum. Hayır tek kızım ve evin en küçüğüyüm. Kötüye bir şey olmaz. Ne alakalı kötüyle şu an? Yok Mersin'de yaşamayacağım. Sadece ev alıp kiraya vereceğim orada. Bakalım Allah daha çok versin. Biraz daha top versen belki araba alırım. Onu da sana ediyormuşum. Zorluyorum yarın. Hayır ev gitmiyorum İstanbul'dan. Küs değilim Ece'yle. De yani konuşmuyoruz.
Sonra televizyonda görüntü var. Ben diyorum ne oluyor böyle falan mı bana ilişki? İstanbul'da mısın? Yok değil, Dubai'deyim şu an, çok güzel. Teşekkür ederim. Ya bu kirpiklerden ben de şikayetçiyim. Yapmayın arkadaşlar, kurban olayım. Kaç kere dedim. En son gelip taktırmaya gittiğimde kadın gerçekten çok abartılı taktı. Çok. Ve zamanım yoktu. Çıkmam lazımdı. Bunu çıkartmaya kalksam bu yeni takıldığı için çok zor çıkacaktı ve canım acıyacaktı. 1-1.5 saatten önce çıkarırdılar. Tekrar takması da 1-1.5 saat. Ooo yani. Ölürdüm. Pijama takım Victoria'dan. Şeyma kanka hoş geldin. İnanmayacaksınız ama boyuma göre ayak numaram 36-36.5. Çok nadir 37 diyorum. Kanka atma. Atma paranı yazık. Dur iban atayım oraya. Kaç kilosun? 57 galiba. Ay içeride tartar, birazdan tartarım. Çok soruyorsunuz. Bayağı uzun süre oldu çünkü. Bilmiyorum gider miyim. Vallahi 36. Yemin ediyorum 36. Ya giderdim de yolu şu an çok üşerim. Yani kalkıp ne yapayım? Story ayak numaramı mı atayım topuklu ayakkabının altını şu an? Şeyden ne demiş ki, izlemedim. Gıybet programına falan çıkmış, onu gördüm de. İzlemedim. O çok yorgunum. Geleyim size bir selam vereyim dedim. Sonra yavaştan kaçayım dedim. Biraz dinleneyim. Dinlenebilirsem uyuyamıyorum da. Dubai'deyim şu an. Orange ablayla. Evet, kirpiklerim kötü duruyor ama makyaj da güzel duruyor. Emin olun. Şu an kötü duruyor olabilir. Gezmeye geldim. Yurt dışı planı yapıyordum. Planı yapıyordum bayağıdır. Hatta programda yapacaktım. Bizim Şeymalarla, Selen ablalarla birlikte gidecektik. Ama ben tekrar çekimlere çağrılınca programa gidemedim. Onlar gittiler, ben gidemedim. Şimdi onlar evlerinde oturuyorlar. Ben Dubai'de. Bak şu anda da izliyor. Ben yavaştan kapatacağım arkadaşlar. Çok yorgunum çünkü. Elim selam vereyim dedim. Yayın diye beynimin etini yediniz. Hadi hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.